Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda merakla beklediğiniz iPhone 8 Plus'ın sağlamlık testiyle karşınızdayız. Bu arada şuradaki bağlantıya tıklayarak iPhone 8 ve iPhone 8 Plus incelememizi izleyebilirsiniz. Lütfi komutan eline kuvvet çizilme testi senindedir. Hemen. Arkadaşlar telefonun ön tarafı zaten biliyoruz cam. Arka tarafı da iPhone 8 Plus'la birlikte cama çevirdiler. Önce arka taraftan başlamak istiyorum. Çok meraklıyız. Oo, bayağı çizilmiyor. Evet, anahtarlı, sıkıntı yok arkadaşlar. Dronların falan şeylerini açmak için bir tornavida bu. Bu arada ön tarafı da es geçmeyelim. Tornavidaya da dayandı. Son olarak falçatayı denemek istedik. Yok abi, çizmiyor. Çizmiyor. Arka tarafı deniyoruz. Arkadaşlar çizilme testinden oldukça başarılı çıktı. Hatta benim gördüğüm en başarılı çıkan telefon diyebilirim iPhone Aynen. 8 Plus için. Şimdi gelin bükülme testini bir yapalım. Kırılmıyor. Bayağı iddialı. Siri'yi kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Telefon bükerken Siri kullanılmıyor. Korkuyorum. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hafiften şöyle iç bükülme bükey denir? Testinde fail, büküldü ya. Bir ince, çok az ama ya. Fail abi değil, bayağı ya, abandık. Bayağı abandık çünkü. iPhone 8 Plus'ta bir tık da olsa bükülüyor arkadaşlar ama iPhone 6 Plus'lardaki kadar değil. Bu telefon su geçirmiyor biliyoruz ancak bunu bizim test etmemiz lazım. Gelin Webtekno açık halk plajına bir geçelim. Valla lütfen havada sıcak bir girsek mi? Valla bence telefonu bir atalım bakalım. Açık bir şekilde. Şu altında çalışmadım. Parmak ben. Aynen dokunamıyoruz parmağımızdan. Arkadaşlar telefon sudan çıktı. Biz de gölgelik alana geldik. Telefonumuzda hiçbir problem yok. Yani çizilmeden, bükülmeden ve su testinden tabii ki de dayanıklılıkla çıktı. Kara delik yine oluştu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama birazdan gidecekti, tecrübelerime dayanarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi kara delik yavaş yavaş kapandı ve sona erdi. Parmak izi okuyucumuzu şöyle bir yakalım. Burası çok fena ısınmış ancak şöyle bir bakalım. Herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Arkadaşlar yakma testinden telefonumuz sağlam çıktı. Şimdi bütün dünyanın merak ettiği konu yani düşürme testine gelin bakalım. Arkadaşlar cep hizasından telefonu şöyle diklemesine bırakıyorum. Evet gel bakalım Mustafa. Şuraya düştü. Şurada gördüğünüz gibi çok hafif bir boya kalkması oldu. Onun dışında telefonda herhangi bir sorunumuz şu an için yok. Sıra cep hizasından böyle cam aşağıya doğru baksın. Öyle de bırakalım. Dırım dırım dırım. Evet, düşünce telefonun pili azalmış arkadaşlar. Şurada çok ufak bir şey var mı? Yok. İnanamıyoruz şu an abi. Evet, telefon şu kulak hizasından bayağı sağlam ama kulak hizasına dayanamayacakmışsın gibi geliyor. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar bizler bir telefonun yere düşünce kırılmasına çok alışmıştık. Moralim bozuldu ya. Moralimiz bozuldu. Aynen bunu kendimize yediremedik. Bir de bir üst kattan deneyelim bakalım. Ondan da sağlam çıkarsa helal olsun. Çok heyecanlıyım. Evet, heyecan dorukta arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yani gitti mi gitme bilmiyorum. Çok şaşırıyorum. Oo, bay bay. Telefon da. Açılmıyor artık. Evet, birinci kattan düşürme testinden. Şurada bir titreşim var ama. Arkadaşlar camın böyle tuz buz olması bizi heyecanlandırdı. Bu telefonu daha fazla parçalamaya ne dersin? Un ufak etmeye eminim. Alet edevat hazır mı? Hazır, her şey haydi, hazır. Haydi, haydi. Webtekno usulüne o zaman. Aynen. Şurada gördüğünüz Blender'ın içine telefonumuzu koyduk arkadaşlar. Oturdu, oturdu.
Arkadaşlar çekim esnasında hiç hesaba katılmayan bir şey oldu. iPhone 8 Plus buz kıracağına dahi dayandı ve aleti bozdu. Aslında aletin motor çalışıyor ama şu altta gördüğünüz dişlinin şurada tutan parçası eridi. Doğal olarak bu dönünce de boşluğa dönüyor. Yani sonuç olarak iPhone 8 ilk kez sağlamlık testinden 8 Plus. Hatta WebTekno usulü sağlamlık testinden sağlam çıktı. Tek parça halinde çıkabildi arkadaşlar. Ama çıkarır mıyız? Çıkarmayız abi. Hadi. Arkadaşlar Blender çok da zarar vermedi değil. Şöyle aşağıları falan bir tık parçaladı. Ancak Blender bozuldu maalesef. Biz de döndük dolaştık. Gerçek WebTekno usulüne geriye döndük. Geç çağdaş. Özümüze bir dönelim dedik. 3, 2, 1. Lütfi öyle Blender, Blender falan. Yalan. Varsa yoksa 3310. Şöyle bir açığa çıkalım istiyorum. Arkadaşlar sağlam bir dokunuşla iPhone'da ne arka kapak. Bu tuz buz oldu mu? Bu kablosuz şarjım. Bak onu da görmüş olduk. Evet yani. Kablosuz şarj buradan oluyormuş kendileri. Şurayı her zamanki gibi şöyle bir bakmak istiyorum içinde ne var. Çağdaş Blender'ı tamir edemedin ama tek atışta hallettin, helal olsun. Abi Blender yani 33'un olduğu ortamda ne gerek yani. Gördüğünüz gibi kağıt gibi açtık. Yazıyor miliamperi üzerinde? Miliamperi yazmıyor arkadaşlar. Çok iyi, harika bir batarya. Taptic Engine. Bu herhalde şey. Dokunmatik. Bataryayla oyun olmaz Lütfü komutan. Bataryayla oyun olmaz. Yeter gayrı. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar kulaklık girişi olmayan. Madem kulaklık girişin yok seni kırarım. Aynen. Çok da kolay kırıldı. Yaparım. Arkadaşlar Çağdaş telefonun parçalarını topluyor. Bir yandan da biz de videoyu kapatalım istiyoruz. Gördüğünüz gibi 500 wattlık Blender'a iPhone 8 Plus. 500 watt motoru olan bir. Evet 500 watt motoru olan Blender'a iPhone 8 Plus gayet güzel bir şekilde dayandı ama 33.10 baltasına dayanamadı. Ya fazla lafı uzatmaya gerek yok Lütfü. Bence videoyu bitirelim. iPhone 8 Plus sağlam artık. Sağlam. Testimizden geçti diyelim. Arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Her zaman söylediğimiz gibi videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.